Efendim hayırlı akşamlar. TOKİ'de merak ettiğiniz sorularımızla alakalı bu akşam Hüseyinoğulları gayrimenkul bünyesinde sizlerin de yakından takip ettiği ve bir takım sorular yönelttiği sevgili kardeşimiz, sevgili konuğumuz Ahmet Bey bu akşamki misafirimiz. Biz kendilerine hoş geldin temennisiyle programımıza başlamak istiyoruz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Rabbim sizlerden de razı olsun. Malumunuz WhatsApp gruplarında 3+1'lerde takip ettiğiniz, 2+1'lerde acizlerimizin takip ettiğiniz bazı sorular, sualler geliyor hak sahiplerimizden. Bunlardan tabii ki çok sorular geliyor ama bizler bazı den vurucu noktada soruların 15 tanesini cevaplamanızı isteyeceğiz bu akşamki kısıtlı zamanımızda inşallah. Eğer sizler de hazırsanız ben programımıza başlayıp bununla alakalı soruları yöneltmek istiyorum. Ahmet Şener Bey, özellikle gayrimenkulümüzü ne zaman teslim alacağız ve 2+1, 3+1 taksitler nasıl, ne zaman başlayacak diye bir soru. Den vurucu sorulardan bir tanesi. Önce şunu söyleyeyim. Allah-u Teala herkesin en hayırlısı. Huzur içinde bir oturma resmesi. Bizim burada verdiğimiz bilgiler, cevaplar, TOKİ'nin bütün sorularına cevap değildir. Biz daha çok Kayseri, Başakşehir bölgesindeyiz. Ama TOKİ'nin standartları genel olarak sözleşme gereği hemen hemen %80 aşağı yukarı aynıdır. Bu anlamda bizim verdiğimiz bilgiler sözleşmede resmi olan sözleşmedeki bilgilerdir. Buna değişkenlik gösterebilir. TOKİ'nin kendi aradığı uygulamadakiler bağlayıcıdır. Biz bunu sadece resmi bir dayanağı göstererek resmi bir açıklama değildir ama platformlarda ve TOKİ'nin bize vermiş olduğu sözleşmelerdeki bilgilere göre yapıyoruz. Evet. Bir değişkenlik gösterirse o sözleşmeye bağlı kalmak gerekir. Bu sorumuz bu, tekrar alabilir miyim? Tabii ki. Gayrimenkulümüzü ne zaman teslim alabiliriz? 2+1, 3+1'in taksitleri ne zaman başlayacak? Olay şöyle, biz bu programı Kayabaşı'ndaki TOKİ daireyle alakalı konuştuğum için vereceğim bilgiler Kayabaşı, Kayaşehir daireyle alakalı bir bilgidir. Evet. Şöyle ifade edelim, burada 25. bölge diye adlandırılan bir bölge, aslında resmi ismi TOKİ Kayabaşı 50.000 sosyal konut kapsamında yapılan birinci ve ikinci etap, evet. Ve bu projenin devamı olan üçüncü ve dördüncü etap, evet, projesi var. Hı-hı. Bununla birlikte Türkiye genelinde 100.000 konut kapsamında yapılan, bölgemizde de 496 konut diye projelerinde şu an ana projemiz bu 4 proje, 5 projelerinde konuşuyoruz. Sorunuzun birinci projeyle alakalı cevabı, evet. 50.000 konut, birinci ve ikinci etap diye tanımlanan 25. bölgenin teslimatı bugün tarih itibariyle öngörümüz önümüzdeki 2023 yılının Temmuz aylarında olacağını, 25. bölgenin birinci ve ikinci etapla alakalı konuşuyorum. Ama resmi olan kısım şudur. Sözleşmenin yapıldığı tarihten 36 ay sonra bu tespiti tabii söylemiştik. Fakat bizim öngördüğümüz birinci, ikinci etapla alakalı sorun cevabı budur. Üçüncü ve dördüncü etap, yani 50 bin konut üçüncü ve dördüncü etapta Kavak, Sedir, Meşeliye, Sırıklandırı, Siteliye'deki cevap ise yine TOKİ'nin değil, şantiyeler, arkadaşlarımlarla görmüş olduğumuz öngörüye dayanarak da 2023 yılının Kasım ayı, inşallah daha erken olabilir ama Kasım ayı, yani şu vakitte de Eylül ayı, 2 Mayı, Kasım ayında tespit edeceği alakalıdır. Üçüncü ise 496 konut kapsamında yapılan projede yine önümüzdeki, yani önümüzdeki kastım şudur, tarih olarak ifade etmek gerekirse Mayıs ya da Haziran ayının 2023 tarihinde bu projelerin teslim edileceğini öngörüyoruz. Ödemesiyle alakalı 1, 2, 3 ve 4. etapların 3+1'lerin ödemeleri sözleşme yapıldıktan sonra başladı. Hemen sonrası. Hemen sonrasında başladı. Bunların aylık artışları yıllık Ocak ve Temmuz ayında artar. 496 konut projesinde 3+1'lerin ki teslimden sonra başlayacak. Oradaki 2+1'lerin ödemesiyle birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü etaptaki 2+1'lerin ödemesi oturduğundan sonra başlayacak. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Yine aynı şekilde bizleri takip eden konuklarımızdan, hak sahiplerimizden gelen sorulardan bir tanesi. Tabii buna, burada soruyu sormadan önce ben Başakşehir'in yapısını bilmeyen hak sahipleriyle alakalı. Yani takdir edersiniz ki sadece Başakşehir'den değil, İstanbul'un her tarafından başvuru yapan insanlar, yani Başakşehir'de yaşamayan insanlar var. Evet. Başakşehir'imiz
Yaklaşık olarak sizlerin de malumu 8 ilçeye kıyısı olan, yani sınırları olan kozmopolitik bir uydu kentimiz tabiri caizse. Bununla alakalı şöyle bir soru yönlendirmiş arkadaşlarımız. Yerin konumu, yani 25. bölge diye tabir ettiğiniz biraz önce halk arasında bilinen, proje adı değil tabii ki, proje adlarını siz daha iyi zikrettiniz biraz önce, ve 50 bin konut dediğimiz projeler Başakşehir'imizin, Kayaşehir'imizin tam olarak neresinde kalıyor efendim? Şimdi şuradan başlayalım. 25. bölge diye sınıflandırılan bölge, birinci ve ikinci etap, Başakşehir merkezi, yeni merkezi, Millet Bahçesi'nin, Merkez Camisi'nin, Çamsakur Hastanesi'nin olmuş olduğu bölgede, 25. bölge diye adlandırılan ama gerçek ismi birinci ve ikinci etap olan bu bölge, Millet Bahçesi'nin yakınında, Millet Bahçesi'ne belki 2. etapta yaklaşık 500 metre mesafede, 1. etapta ortalama 1,5 kilometre bir mesafede kalıyor. Bu da şu anlama geliyor. Başakşehir'in yeni merkezini oluşturuyor. Evet. Kayabaşı mahallesinde. 2. etapla 1. etap burada. 3. etapla 4. etapsa yine Millet Bahçesi'nin ya da Kayaşehir'in merkezinin merkez camisini kendimize ölçü olarak alırsak, merkez camisinde yine Millet Bahçesi'nde yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyinde kalıyor. Şanlar Köyü diye, Şanlar Köyü var. Şanlar Köyü'nün altında bir arkasında bir orman arazisinin alt tarafına dere paralel olarak yapılıyor. Burada şunu ifade edelim. 496 konut projesinde Millet Bahçesi'nin hemen arka tarafında İBB'nin Kurban İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Pazarı'nın hemen paralelinde Avrupa Konutları var. Avrupa Konutları'nın arkasındaki 22. bölgeyi Avrupa Konutları'nın oradaki alana yapılmış 496 konut projesi burada inşa ediliyor. Toparlayalım. 1-2 projenin 1. etapta, 2. etapta ve 496 birbirine yakın. 3. ve 4. etapta Şanlar bölgesinde Başakşehir'in biraz daha kuzeyine yakın bir bölgede. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Yine gelen sorulardan bir tanesi, özellikle çok karşılaştığımız, sizlerin de 3+1'lerde yine bizlerin de 2+1'lerde karşılaştığı sorulardan bir tanesi. Metro istasyonları nerelerde, yani bu bahsedilen resmi projelerde metro istasyonları var mıdır? Varsa hangi bölgedir içeride diye bir sorumuz var efendim. En çok sorulan sorulardan sevgili izleyicilerimiz tarafından. Başakşehir'imizde ana olarak 2 tane metro hattı geçecek. Şu anda mevcut da Başakşehir, metro kentte bulunan metro hattı Kirazlı'da geliyor. Kirazlı'ya İri Kapı'dan geliyor. Bu metro hattını metro kent durağına geliyor. Metro kent durağından da şu gün itibariyle, şu andaki tarih itibariyle Ocak ayında açılması bekleniyor. Yani. Bu metro hattının açılacak olan plan Başakşehir Merkez Camisi'nin altında bu projeye en yakın kısmı burasıdır. 51 konutun 25. bölgenin 1. ve 2. etapı diye tanımlamış olduğumuz yerde 2. etapın en yakın noktası olan Millet Bahçesi'ne yakındır bu. 496 konuta da aynı şekilde yakındır. Ama şöyle bir kirli bir bilgi var burada. Genelde bunu çok söylüyorum. 1. etapın 14. bölgeyle 25. bölgenin kesişmiş olduğu kavşakta bir metro çalışmasından bahsediyor. Biz bunu Ulaştırma Bakanlığı'na da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşlara sorduk ki orada bir metro hattı yok. Şu anda mevcutta çalışılan şantiye şaft hattı, yine makas hattı diye tabir ediyorlar. Bu teknik kavramlar arkadaşlar daha iyi bilir ama burada bir metro hattı yok. Diğer projeyle bugün çok sorulan soruların biri, 3. ve 4. etapla bu metronun uzaklığı ortalama söylüyorum. Bu 2 kilometre, 2 ya da 3 kilometre mesafededir. 3. etapla 4. etapla hiçbir yakınlığı yok ama 2. etapla Millet Bahçesi lokasyonundan dolayı daha yakın. Ben 496 konuda daha yakın. Bu metroyu girmişken de metro hattının diğer bağlantı noktası, iki tane bağlantıdan bahsettim. Diğer bağlantı noktası Halkalı Marmaray bağlantısıyla beraber Kayaşehir'imizden geçerek yine burada 3. havalimanına, daha doğrusu İstanbul Havalimanı'na gelip havalimanına giden metro hattı, o da bakanlık tarafından yapılmak, Ulaştırma Bakanlığı. Henüz şu yakın bir aşamada, bunun bir teslimatı, yakın bir aşamada hizmet elinde sürülmüyor. Yine 2023'ün sonuna doğru olabilir. Teşekkür ederim. Evet, bizler teşekkür ederiz kıymetli bilgilerden dolayı. Genelde merak ettiğiniz metro hattıyla alakalı olan kısımları da sevgili Ahmet Şener Bey kardeşimiz böylelikle açıklamış oldu. Çünkü bu konu hakkında çok soru geliyordu. Metro yakın, işte biraz daha değer katan vesaire. Ahmet kardeşimiz de bunlara cevap vermiş oldu. Yine çok sorulardan, çok sorulan sorulardan bir tanesi.
özellikle. Teslimat noktasında hani kadere oranı ne kadar ödeme yapmalıyım diye sorularımız geliyor. Teslimatta kadere oranı nedir? Ne kadar ödeme yapmalıyım? Aslında şunu, bu konuda şunu ifade etmek gerekir. Evet. Elimizde, herkesin elinde burada göstermiş olduğu bu sözleşme, kâr-kirli sözleşmesi. Evet. Burada güç harfiyle sözleşmesi. Bu sözleşmelerin vekaletleri, bitki vekaletleri olduğu için masa üzerine koydum zaten. Bu sözleşmelerdeki maddelerin hepsi Türkiye'ye vermiş olduğu cevaplardır. Sorunların bir çoğunluğu var, burada var ama insanlar çeşitli sebeplerden dolayı okumadığı için özet geçiyor. Sözleşmede aynı şu ifade ve ibare vardır. Konutun teslim tarihindeki borcu ne kadarsa bunun üzerinde %1 KDV alacağının sözleşmede yazıyor. Konutun satış bedeli değil, böyle dikkat edin lütfen. Teslim bedeli. Yani bu kartiler için çok fark etmez. Sonuçta kartilerin bedeli artmayacağı için, yani satıştaki bedelle teslimdeki bedel aynı olduğu için burada çok bir fark, ama 3+1'ler satıldıktan teslime kadar aradaki 2 sefer ya da 3 sefer enflasyon farkından dolayı tefettüs ve memur maaşının dolayı zannettiği için şöyle dikkat edelim. Konut örneğin somut olarak satılırken 3+1 daire yuvarlak kuraysa 1 milyon satıldı. Evet. Ama 1,5 sene sonra teslim edildi arada. 3 kere bu enflasyon farkından dolayı fiyatı güncellendi. Konutun borcu 1 milyon 200 bin lira oldu. Evet. Diyelim. Bu 1 milyon 200 bin liranın %1'ini almış yok. O da ne kadar dekandında? 1 milyon 200 bin liraya özür diliyorum. 1200 bin liraya yapıyorum. İşte yapıyorum. 12 bin lira. Özür diliyorum. 12 bin liraya. Evet. 12 bin liraya TKM ödedik. Soru çok kolay. Soru çok basit aslında. Biz ne kadar kadar ödeyeceğiz? Cevabı TOKİ'ye ne kadar borcunuz varsa kalan borcunuz değil mi? Evet, TOKİ'ye kalan borcunuz %1'ini ödeyeceksiniz. Evet. Kalan borcunuz. Yani farazi hem izleyenlerimizin de algılaması için şöyle söyleyebilir miyiz? Farazi bir örnek veriyorum tabii ki bu da aklınıza sığınarak. 100 bin TL verelim ki kalan bir borcunuz var. 100 bin TL'de %1'di değil mi efendim? Evet. 1000 TL gibi, yani kalan borcunuz şayet 100 bin TL ise 1000 TL gibi bir kadere teslim aldığımızda ödeyeceğiz. Doğru değil mi? Bunu da bankadan ödüyorsunuz. Bankadan, evet. Bankasını ödüyorsunuz. Evet, gittiğimizde ödeyeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Diğer sorumuza geçelim bununla alakalı. En çok gelen sorulardan bir tanesi muhtemelen size de geliyor. Çünkü sizin branşınız 3+1'ler. 3+1 daireleri kiraya verebilir miyiz diye sevgili izleyenlerimizden çok sorular geliyor. Resmi sözleşmede ne yazar? Gerçekten bu şekilde kiraya verilebilir mi efendim? Şimdi 3+1'le alakalı bir yerindeki sözleşmeyi annesi ifade etmiştik. Sözleşmede 3+1'lerin kiraya verilemeyle alakalı bir ibade yok. 3+1'le kiraya verilebilir. Bu anlamda hiçbir sorun teşkil etmiyor. Kesinlikle. O zaman sözleşmeye resmi bu yazar. Şunu da özür diliyorum. Biz bunu sözüm açık ifade etmiştim ama bizim söylediğimiz elimizdeki TOKİ Kayabaşı ve Kayaşehir projeleriyle alakalı konuşuruz. Şimdi bizim programımızı dijital mecralara, sosyal ağlara yüklediğimiz zaman belki bunu Bolu'daki bir arkadaş izleyecek, belki Ardahan'da, belki Edemir'deki bilmiyoruz. Dolayısıyla bize söylediğimiz sözleşmeye bağlı Kayaşehir'deki ünlüdeki sözleşmeye istinaden söylüyorum. Buradaki sözleşmemizde bu daireden 3+1 kira verilebilir. Evet, tabii burada sevgili izleyenlerimize yine bunu bildirmiş olalım. Ahmet Bey'in söylemi Başakşehir, Kayaşehir bölgesindeki evet. projelerle alakalı. Yani bunu Türkiye genelindeki diğer TOKİ projelerine yormayın. Evet. Resmi sözleşmelerde, 3+1'lerde herhangi bir ibare yer almadığı için dolayısıyla hani kiralanamaz denmediği için Kaya başındaki projedeki 3+1 dairelerimiz kesinlikle evet. kiraya verilebilir. Evet. Efendim yine aynı sorulardan bir tanesi 2+1 dairelerde yani dar gelirli ailelerde ki 2+1 dairelerimiz kiraya verilebiliyor. Şimdi bu dairenin sözleşme ve değişkenliği gösterebilir. Evet. Sözleşmesine bakmak lazım ama biz madem Kayabaşı'nda, Kayaşehir'de bahsediyoruz. Kayaşehir'deki 50 bin konut, 1. ve 2. etap, yine 50 bin konut 3 ve 4. etap, daha sonra 496 konut, yani 496 konut aslında gerçek ismi, Türkiye Genelinde yapılan 100 bin konut projesinin bir etabı olarak, devamı olarak nitelendiriliyor. Buralardaki sözleşmelerde 2+1 dairelerin kiraya verilemeyeceğine alakalı sözleşmelerde bu şekilde yazıyor. Evet. Yani resmi sözleşmelerde zaten sevgili izleyenlerimizin takip ettiği de üzere, bildiğimizde resmi sözleşmelerimizde aslında kiraya verilip verilemeyeceği
mutlaka de bunu, mutlaka bununla alakalı yazıyor. Sözleşmenin 3. sayfasında okuyarak bu bilgiyi sayabilirler. Peki Ahmet Bey, şunu da yönetmek istiyorum aynı sorunun devamı olarak, affınıza sığınarak. Tamam, buyurun. 2+1 dairelerde örnek veriyorum, işte kız kardeşinin adına ben oturabilir miyim veya ne bileyim amcamın adına oğlu oturabilir mi gibi sorular da gelebiliyor. Bunlarda bir çözüm öneriniz vesaireniz var mıdır ya da oturabilirler mi? Çünkü aile bağları olduğu için organik bağları var. Evet, sözleşmede bu konuyla alakalı aile bağlarıyla alakalı bir şey göremedim ben. Bugün bile üzerine geçtim ama yine de daha detaylı bilgi için bizlere paylaşacağımız numaralarda, WhatsApp hattımızdan ya da dijital mecralardan, buralardan bize ulaşırsalar bu konuyla alakalı daha net bilgi vermiş oluruz. Zaten süremiz kısıtlı olduğu için çok detaylı girmiyoruz. Evet. Özet geçiyoruz oraları. Evet, yine aynı şekilde Ahmet Bey'in de özetlemiş olduğu gibi 3+1 dairelerimizle alakalı, 2+1 dairelerimizle alakalı gruplarda, sosyal ağlarda, dijital platformlarda özel sorularınızı aynı şekilde yine Ahmet Bey'e sorabilirsiniz. Özellikle 3+1 ile alakalı sorularımızı. Peki efendim, süremiz kısıtlı olduğu için birazcık daha hızlı geçmek durumundayız. Son 4 tane sorumuz daha kaldı, onları da sizlere özetleyeceğim. Buyurun. Şimdi, mülkümüzü ne zaman satabiliriz? Devri beklemek zorunda mıyız diye bir soru gelmiş. Mülklerini ne zaman satabilirler? Burada şu çok sorulan soru bir tanesi buydu. Evet. Borcu kapatma ile alakalı soracak mısın? Tabii. Borcu kredi noktası var orada sadece. Tabii. Evet. Şimdi daire ile satabilirle alakalı çok net bir cevap. Sözleşmelerde satma ile alakalı burada çok karıştırılıyor. Devir farklı bir konu. Evet. Sözleşmeyi devretmek farklı bir konu. Tapuyla satmak farklı bir, ikisi de aileyle bir soru. Satmayla alakalı kişi, hak sahibi, TOKİ'den dairesini teslim aldıktan sonra kalan borcunu kapatıp iskan çıktıktan hemen sonra, ki dairelerin genelde bizim bölgeden bizden söylüyorum, TOKİ ile tapunun ve belediyenin yoğunluğuyla alakalı olmakla birlikte bir daire teslim edildikten genel olarak söylüyorum, 3-4 ay sonra iskanı hazırlığa geliyor. Bu şekilde dairenin tapusu çıkıp satılabilir. Bu 2+1 içinde aynı şey geçirelim. Evet. 3+1'de. Şimdi 2+1'lerin hiç devredilemeyeceği yazdığında sözleşmede millet zannediyor ki hak sahibi diyorlar diye. Yani biz bu dairelerin 15 yıl tapu çıksa bile satamayız. Hayır, öyle şu. Devredemezsiniz. Devretmek farklı bir konu. Sorunun cevabı farklı bir konu. Ama satmak farklı bir konu. Bir vatandaş dairesini teslim aldıktan sonra kalan borcunu ödeyerek tapusunu eline aldığı bütün zaman süre içerisinde bu daireyi dilediği şartlarda hiçbir günü beklemeksizin iskar çıktığı sürece dilediği şey satabilir. Evet, halk arasında da evet bu şekilde genelde özetleniyor, bu şekilde sorular duyuyoruz. Şöyle algılamalı mıyız sizce de? TOKİ'ye borcunuz var iken bu daireyi kesinlikle ve kesinlikle satamazsınız. Satamazsınız. Ama borcunu kapattınız, iskanı geldi, varsayıyorum ki söylediğinize göre 6 ay maksimum üzerinde. Topuyu aldıktan sonra istediğiniz kişiye satabilirsiniz, değil mi efendim? Satabilir. Evet. Yani böylelikle bu sorunun da cevabını almış olduk sevgili Ahmet Şener kardeşimizden. 2+1 daireler alakalı özellikle dar gelirli dairede yapılan devredilemez, satılamaz ibaresi yer aldığı için TOKİ'ye borcu olduğu müddetçe, yani bunu iyi anlamamız gerekiyor, TOKİ'ye borcu olduğu müddetçe bununla alakalı herhangi bir satış söz konusu değildir dedi. Teşekkür ederiz efendim bununla alakalı. Bir diğer soru bununla bağlantılı bir soru aslında. Borcunu krediyle kapatabilir miyiz sorusu? Şimdi TOKİ'nin daireleri TOKİ'ye ait olduğu için özel bankalar her zaman buraya, her zaman ifadesi şundan dolayı kullanıyorum. Bugün daire inşaat halinde, evet, bu daire sahibi zaten hak sahibi değil, TOKİ'nin dairesi. Bankalar da TOKİ'nin dairesine kredi verip de size bunu ödemez. Çünkü bu TOKİ'ye borçlanmış oluyor. Yani TOKİ'nin dairesini siz, TOKİ'nin dairesine kredi çekmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bankalar TOKİ'nin dairesine bu anlamda kredi vermiyorlar. Ama TOKİ'nin yapmış olduğu %20 indirim kampanyalarında borç kapatıp tapu verme gibi kampanyalarda kamu bankaları, işte, kamuya ait bankalar bu anlamda kredi değerlendirip borcu sabitlendiriyor. Ben bu şekilde bunu kapatabiliyorum. Ama şurada bir parantez açmak uygun görüyorum. Lütfen buyurun. Bu bütün projeler için geçerli değildir. Ama Kayaşehir'de genelde bu şekildeydi. Bir proje müstesna, örneğin az ifade ettik, 496 konut projesinde, ki bu projenin işlemleri standart olarak Halk Bankası'ndan değil, Ziraat Bankası'ndan yapıldı. Burada Ziraat Bankası şunu sundu.
muhataplarına. Dedi ki, Daimler'in dilerseniz, aslında Tokyo sundu da, Zerp Bankası aracıyla sundu bunu geri. Daha düzgün ifade olsun, bir banka olarak söylüyorum bunu. Tefeti söylüyor, değil, memur endeksi değil, sabit ödemeyle bunu satmış olmuş, satmış oluyor banka. O da şunu toparlamış olarak, TOKİ, rakam örnek olsun, daireyi hak sahibine 1 milyona sattı ise, evet, yıllık memur maaşı endeksi zammı, vatandaş bunu bankaya anlaşma yapıp borcunu sabit değil ama banka vatandaş adına TOKİ'ye para veriyor, 1 milyon peşin ediyor. Evet. Fakat vatandaşa bu daire 1 milyon 500 bin liraya, banka vermiş olduğu faizi ya da kredi faiziyle birlikte vatandaşa bunu borcunu artırmış oluyor. Normalde vatandaş 1 milyona TOKİ'ye borçlanması gerekiyor. Altta bir artacak şekilde ödemesi gerekirken bankaya 496 konuttan bahsediyorum. Ziraat Bankası bunu borcunu sabitledi ama devre hakkını kapattı. Evet. 240 ay taksitte yattı. Bu da şu anlama geliyor. Bize söylediğimiz Halk Bankası şu ana kadar böyle bir sistem yapmadı. Ama Ziraat Bankası 496'da bunu yaptı. Bu projeyi de vatandaşlara bu şekilde sattı. Evet Ahmet Bey, çok gelen sorularımızın arasında da biliyorsunuz hepsini seçerek ifade ettik bu soruların. Yine aynı şekilde sizden gelen sorularla TOKİ'de merak ettikleriniz 2 adlı programımıza da yine aynı şekilde cevaplamaya çalışacağız. Bu malum bugün özel TOKİ'de merak ettikleriniz 1. programımız. Borcumu ilk seferde nasıl kapatırım? Bir de yine aynı şekilde soruya bağlantılı olarak indirimli borç kapatmada bize ne kadar diskonto alırım? Şimdi borcumuzu ne zaman kapatırız alakalı? Evet. TOKİ'nin açıklamış olduğu indirim kampanyalarında hak sahipleri borçlarını kapatabilirler. TOKİ orada şunu da ifade ediyor. Borcunun tamamını kapatanlara tapusunu veriyor. Ya da %25'ini kapatanlara indirim yapıyor. Ama aslında sorunun en çok sorulan kısmı şurası. Madem burada Kayaşehir 1, 2, 3'e 4. tarafta 496'dan 10 üzerinde yine bir yapıyoruz ama şu anda size vereceğim bilgi yine standart olarak algılanabilir. TOKİ indirim kampanyalarını yaparken dairenin tapusunu alabilecek bir pozisyonda olması lazım. Yani dairenin teslim olması lazım. Evet. Teslim olduktan sonra da yeterli değil. İskanın çıkıyor olması lazım. Ya yani tapusunun hazır hale gelmesi lazım. Evet. Dolayısıyla özel olarak üzerinde görüşmüş olduğumuz Türkiye'de bir konut birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü etap devamında yine bölgemizdeki lokasyonu az önce ifade etmiştim. 496 konut projelerinin bu kampanyadan yararlanabilmesi için teslim edilmesi lazım. Evet. İskanın da çıkıyor olması lazım. Şimdi konumuza bir bağlantı, TOKİ Kayabaşı burada, Kayaşehir 22. bölge diye bir bölge var. 2021 yılının 1 Temmuz'unda burası teslim edildi. Ama bu projeden TOKİ yapmış olduğu ilk kampanyada 3+1 yararlanamadı. 4+1 yararlanamadı, 2+1 yararlanamadı. Daha sonraki kampanyada 3+1 yararlandı, 4+1 yararlanamadı. En son bu ay, yani geçen ay yapılan kampanyada da 4+1 yararlandı, 2+1 yararlanmadı. Bakın şunu demek istiyorum. Yani her daire ya da her proje TOKİ'nin indirim hakkından yararlanacak diye bir algıya kapılmaz lütfen. Az önce isimli zikirmiş olduğum projeler şu aşamada teslimde, burası önemli bakın lütfen, teslimde 3 ya da 4 ay sonra iskanı çıkarsa yararlanabilir. Evet. İskan çıkanlar da bazen yararlanmayabiliyor da yani. Ben evet. Söyleyeyim de. O sorunuz devamlı bir şey daha sorun. Evet. Bir de hani şöyle, ilk başlangıçta insanlar işte ilk TOKİ'nin başladığı, taksitin başladığı tarih 2+1'ler. Teslim aldılar, borçlarını tamamen kapatmak istiyorlar, tapumuzu alabilir miyiz? Aslında sorunun devamında da o vardı. 2+1 daireler borçlarını kapattıkları sürece İskan çıktığı anda, iskan çıkmasa teslimden 3-4 ay sonra alabilir. Her daire bu borcu kapatıp tapusunu alabilir. Tapusunu aldıktan sonra da dilediğiyle, dilediği şartla, dilediği bedelle istediği atabilir. O evet. Hiçbir şekilde önünü alabilir. Alın. Borcunu tek seferde kapatmayı da şöyle özetleyebilir miyiz sevgili Ahmet Bey? En çok merak edilenler hani
borcu toplu kapattığımız zaman işte herhangi bir indirim alabilir miyiz? Hayır dedi Ahmet Bey burada. Neye göre hayır dedi? Bunların belli bir süresi var. İskanla alakalı bir süresi var. Ama zannediyorum ki şuraya da atlamadan geçmeyeceğim. Tek seferde borcu olan bir kişi gitti. İlk taksitte borcunu kapattı. Tefettüf eden zarar görmeyecek hiçbir şekilde. Yani borcu tamamen bitti. Sadece tapusunu alamayacak, bekleyecek değil mi? Doğru anladım yani. Şimdi orada aslında soru şu, şöyle bir soru soruyor. Çok sık karşılaşmış olduğumuz soru bir tane aslında bu. Evet. Sorunun özeti şu. Müsaade ederseniz ben bir özetleyeyim. Tabii ki, aynen. Buyurun. Özet şu. Ben alıcı olarak bu daireyi 2+1 ya da 3+1 hiç fark etmez. Daire hak sahibine sözleşme yapıldığı tarihte, yani şu sözleşmeyi hak sahibi İlke Banka'dan, Ziraat Bankası ya da Vakıf Bank fark etmez, yaptığı tarihte daire kaç kere satılmış? Kore hesabı olsun. 1 milyon satılmış. Yani dairenin 1 milyon borcu var. Evet. Daire alan kişi borcunun totalde tamamını bir seferde kapatabilir. Evet. Burada herhangi hiçbir indirimden yararlanamaz. Ama dairesinin tapusunu da alamaz. Tapusu ne zaman alabilir? Az önce ifade etmiştim. İskan çıktıktan sonra tapusu alabilir. Ama önemli burası. Dilediği o zaman istediği gibi borcunun tamamını kapatabilir. Kapatabilir ve tefettüfeyi de böyle bir engellemiş olur. Tabii. Gelecek olan tefettüfelerden, zamlardan da yararlanmamış olur. Yani o etkilenmemiş olur. Daha da süreli ifade, yanlış ifade oldu. Burada da dairesi alacağı zaman tabunun bedelini ödemiş olur. Evet. Burada aslında Ahmet Bey'in özetlemek istediği, kısaca özetleyebilirsek her halükarda borcunuzu kapatabilirsiniz ama benim param var, yani ben borcumu kapatmak istiyorum dediğiniz noktada da herhangi bir indirim alamazsınız, tapuyu da alamazsınız çünkü iskan süresi var. Borcunuzu kapatırsınız, tapu zamanı geldiğinde mutlaka bununla alakalı gerekli kurumlar vesaire kontağa geçecektir. Tapunuzla alakalı da tapunuzu gelip alın diyeceklerdir. Evet. Bu başvuruyla alakalı örnek veriyorum, tapusunu bekleyen kişilerle alakalı bunu da özetlemiş olalım. Kendileri herhangi bir işlem yapması gerekiyor mu bu süre zarfında? Yoksa TOKİ'deki, kurumdaki çalışanlarımız bunlarla alakalı bilgilendirme yapıyorlar. Yani son olarak dairenin, tapusu çıktıktan sonra evet. Halk Bankası, TGM'ye, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne, o da Başakşehir Tapu Müdürlüğü'ne bu anlamda bilgileri gönderiyorlar. Tapu Müdürlüğü daire sahibine mesaj göndererek, bir referans numarası göndererek o referans numarasıyla dairenin harç bedelini, borcunu ödedikten sonra dairesini şu an için söylüyorum, bu video ileride tarihlerde değişkenliği gösterebilir. Evet. Başakşehir'in Tapu Müdürlüğü'nün ikinci katında TOKİ'nin bir birimi var. Oradan gidip dairesini alabiliriz. Evet. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Ben izniniz olursa son sorumu da yöneltmek istiyorum. Buyurun. Bu da yine sizin de malumunuzdur. En çok gelen sorulardan bir tanesi. TOKİ, yani toplu konut dairesi tarafından TEFE aslında tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi ikisinin arasında kalan rakamı yansıtılan zam oranları var. Bunlar malumunuz 1. ay ve 7. ayda uygulamaya giriyor. Bu zamlar neye göre, hani memur maaşı diyorlar ama neye göre yapılıyor efendim? En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de budur. Şimdi şöyleyim burada, rakamlar üzerinde özetlersek daha kolay olur çünkü kuralımızı her yaşta, her seviyede, her kültür insanı izleyeceğini düşünüyorum. TOKİ gayrimenkule zam yaparken gayrimenkulün toplam borcu üzerinden zam yapar. Az önce öğrenmemiştim. Ben kolay öyle borcu söylüyorum. Dairenin 1 milyon borcu var evet. Diyelim. %10 zam geldiğini öngörürsek 1 milyonluk dairenin borcu 1 milyon 100 bin lira olur. Bu borcu kalan taksit sayısına bölüyor. Evet. Bir daire Ocak ayında TOKİ'den sözleşmesi yapıldığını düşünelim. Temmuz ayına geldiğimiz zaman 6 aylık bunun ödenmesi yapılmıştır. Yani 120 aysa 6 ay ödediysek 114 ay. Doğru mu? 114 ay borcu evet. Kalmış oldu. 1 milyon borcu vardı. Bunun %10 yerliğini yapalım. 1 milyon 100 bin lira olur. Bu 1 milyon 100 bin lirayı da kalan taksit sayısı kaçtı? 114. 114'e böldüğümüz zaman aynı taksit tutarı belli olur. O da şuna göre gelelim.
Şimdi orada FETÖ'ler ya da filansu fark ederken bazı hak sahipleri ve doğal olarak mesela şunu öngörüyorlar, işte bizler Ocak ayında memuruş kadar zam geldi, efendim Temmuz ayında bu kadar, hayır, her gelen memura göre bu zamlanmıyor. Öyle mi? Hayır, her gelen memura göre değil, en düşük memur maaşına göre kıyas alınır. Zaten sözleşme yerinde yazar, evet. En düşük memur maaşına göre bunu şey yaparlar. Statistik olarak bunu baz alırlar. Yani baz olan yani bir hakime ya da bir valiye gelen memur zamlanıp şey almazlar, ölçü almazlar. Bürokrasi değil, en düşük memur maaşına göre. Evet. Onu da şunu bu anlamda ifade ederim. Tabi bu devletin ara ara memurlara zam yaptı olduğu sene, kamuoyunda iki kere zam yaptı biliyorsun asgari ücrete. Evet. Ama normal şartlarda Ocak ayında ve Temmuz ayında zamlar gelir. Orada sonlandığı zaman biliyorsun ya, bunu müsaadenle ifade edeyim. Tabii. Taksit'te ayın 19'unda ödenip burada zam geleceği zaman, TOKİ bu zamları getirdiği zaman da ayın 18'inde, 20'sinde bunu açıklar. Yani 20, son taksit ödeme tarihi, taksitin son ödeme tarihine 2-3 gün kala bunu açıklar. Burada taksit girmişken belki size soracaktınız ileride ama unutabiliriz diye. Müsaadenizle. Estağfurullah, ne demek? Bir taksidi, bir dairenin TOKİ'ye olan taksidi normalde o ayın en son 20'si ödenmesi gerekir. Örneğin şu an biz Kasım ayındayız. Kasım ayının 20'sinde bu taksit ödenmesi gerekir. Ama bir vatandaş TOKİ'ye Kasım 20'sinde değil de ya da örnek olarak bulunduğu ayın 20'sinde değil de birinde ya da ikisinde öderse o borcu daha az oluyor. Yani şu 1 milyon 510 bin lira ödetilmesi gerekirken o ödediği zaman bir sonraki ay bu borcu 8 lira da olsa, şu anki hesabını söylüyorum, 10 lira da olsa geri geliyor. Hmm. Bu yani TOKİ'ye taksidi ayın 19-20'sinde değil de daha erken öderseniz daha erken daha az ödemiş olursunuz. Borcu düşmüş oluyor. Az mı düşüyor, etki yapıyor. Yani teşvik bir nevi değil mi? Evet. Yani zamanında düzenli ödeyen işte bankalardaki gibi işte oradaki Findex banka kişinin puanlaması gibi. Evet, TOKİ'nin indirimlerinde bu şekilde sorumuzun cevabını ve yapılan zamların neye göre yapıldığını Ahmet Bey'in zikrettiği gibi en düşük memur maaşını baz alarak, yani devletin kademesindeki bürokrasiyi değil, en düşük memura vermiş olduğu memur maaşının zam oranını yansıtarak cevapladı. Efendim ben çok teşekkür ederim. Burada süremizin sonuna geldik. Yine derin bilgilerimizden faydalanacağız inşallah. TOKİ'de merak ettikleriniz 2 adlı programda tekrar görüşmek üzere. Ben Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler olsun diyoruz. Çok sağ olun, saygılar. Özellikle de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Saygılar, sağ olun.